Aç bakayım ellerini. Allah'ım, büyük Allah'ım! Allah'ım, büyük Allah'ım! Babama sen çok para ver! Babama sen çok para ver! Annemi, babamı, kardeşimi koru! Annemi, babamı, kardeşimi koru! Amin! Amin! Osman! Osman! Ah, sen miydin? Ben uyuyakalmışım! Bunca çalışmaya bayılmadığına şükret! Gündüz fabrikada didindin, akşam mühendislik okulu, gece de evde çalışmak! Ve de sen sevgilim, senin olduğun yerde yorgunluk biter, çünkü sen mutluluk saçan bir meleksin! Aman Osman, alay etme benimle! Sen benim cennetimsin, her şeyimsin! Korkutuyorsun beni Osman! Neden Fatma? Bu kadar mutluluğun sonunda bir felaket gelecekmiş gibi bir ürperti kaplıyor içimi! Fırtına öncesi durgunluklar geliyor aklıma! Hala çocuksun Fatma! Korkma yavrum, çok daha iyi olacağız! Bir buluşum var! Onun planını hazırlarsan birden zenginleşebiliriz! İnşallah! Fabrika sahibi Hüseyin Bey de planımla ilgileniyor, inanıyor başaracağıma! Ben de inanıyorum Osman! Sen tuttuğun işi koparırsın! Senden, senin güzelliğinden aldığım güçle Fatma! Her şeyi sizler için yapıyorum! Canım sevgilim benim! Bakkala söyle parasını haftaya göndereceğim! Zaten acele ettiği yok! Evlilik bile muhabbetinizi eksiltmedi maşallah! Hala yıllar önceki gibisiniz! Yıllar sonra da aynı olacağız Kenan Usta! Talihli bir evlilik yaptın! Darısı başına! Ama imkansız! Neden? Yeryüzünde Fatma gibi ikinci bir kadın olmadığı için! Fatma'nın bir kardeşi olsaydı, onu da sana alırdık! Hüseyin Bey çağırıyor sizi! Gel! Bizi emretmişsiniz! Planların hakkında konuşmaya çağırdım! Merhaba. Sabaha kadar çalıştım üzerinde! Başarırsak, ikinize de hisse vereceğim! Hisse mi? Evet, hisse! Ortağım olarak, daha yürekten çalışıp, daha faydalı olacağınıza inanıyorum! Makarna da tamam, başka? Domates seçiyordum ama... Seç kızım, seç! al bakalım Murat, bu da sana bakkal amcanın hediyesi! Efendim, Almanya'dan kardeşim yollamış! Ama bu çok kıymetli bir şey! Bu yaştan sonra ben oynayacak değilim ha! Teşekkür et amcana bakayım! Teşekkür ederim! Baba, bak arabama! Ne güzel değil mi baba? Ablam da olsaydı, o da oynardı! Gül'ü özledin galiba! Çok özledim babacığım, çok! Hanife halam bayram tatilinde birkaç günlüğüne bize bırakacak! O zaman iyice görürsün! Ablamı niye yolladınız anne? Anaokulunda! İkinize birden yetişemiyorum da ondan! Böylece daha iyi bakılıyor! Allah yardım ederse, bu otomobilin sahicisini alacağım sizlere! Çalışmalarım iyi gidiyor, başarırsak patron Kenan'la beni ortak edecek fabrikaya! İnşallah Osman! Allah çalışanı korur, hele senin gibi iyileri! Ben yatıyorum, sabahın dördünde kalkacağım! İşçiler gelmeden Kenan Usta ile haşır kazandaki arızayı düzelteceğim! Kenan'ın adını bile duymak rahatsız ediyor beni! Kötü çocuk değildir Kenan! Sen kötülük nedir bilmediğin için öyle zannediyorsun! Bana sorarsan yüze gülen, arkadan vuran bir yılandır o! Evet, seviyorum Fatma'yı! Ayıp değil ya, seviyorum! Ve onu Osman'dan önce tanıdığım halde, Osman'a kaptırdığım için bir türlü kendimi affedemiyorum! Aşk güzel şeydir Kenan Usta! Ama evli bir kadına tutuldun mu yaş, en iyisi unutmak! Onu unutmaktansa ölmeyi tercih ederim! Ya da öldürmeyi! Kaçağı buldum, üstüvanenin içinde! Girip bağlayacağım! Şalter açık mı? Kapalı! Elektrik işini hiç sevmem! Bu kadar korkuyor musun ölümden? Kendim için değil, karımla çocuklarım namına korkuyorum!
olamaz! Osman'ım ölemez! Osman'ım bizi bırakamaz! Hayır! Hayır! Sakin ol Fatma, sakin ol kızım! Ölüm Allah'ın emri! Ben de ölmek istiyorum! Osman'ıma gitmek istiyorum! Çocuklarını, çocuklarını düşün! Onlar Osman'ın sana emanetleri! Evini de bekçi lojmanına taşır, boşuna kira vermezsin! Kadın bekçi olmaz ama sırf sana yardım olsun diye! Osman'ı severdim, onun için! Teşekkür ederim Hüseyin bey! Fatma için o günden sonra gerçekten acı bir hayat başlayacaktı. Oğlu Murat'la kızı Gül için bekçilik değil, hamallık bile yapmaya razıydı. Güzelliği başına dert olmuştu, tüm erkeklerin gözü ondaydı. Hele Kenan Usta, işi büsbütün azıtmıştı. Dost maskesi altında şeytanca oyununa devam ediyordu. Hala kararını vermedin mi Fatma? Kararım çoktan verildi Kenan, hiçbir zaman değişmeyecek. Senden evlenmeyeceğim. İki çocuğunla sürünmeyi benimle evlenmeye tercih etmen akıl işi değil. Aklını başına topla Fatma! Kalbim Osman'la doluyken bir başkasıyla evlenemem. Gelmesene peşimden! Ne? Bekçi kadının oğlu varil mi devirmiş? Büyük tehlike atlattık desenize! Bu kadın deli mi yahu? Fabrikamı mı yakacak? Derhal yollayın onu bana! Sana bir müjdem var Kenan! Osman'ın projesini tamamladım. Endüstri alanında bir devrim yaratacak büyük bir buluş oldu. Muazzam bir servet getirebilir. Vaat ettiğiniz ortaklık durumu nasıl olacak? Hiç meraklanma! Zaten tek başıma yürütemem. Ortağım olacaksın. Gel! Beni emretmişsiniz efendim. Fatma Hanım, size son bir ikazda bulunmak için çağırdım. Kocanızın hatırasına hürmeten size bir iş verdimdi burada. Yangın işini söyleyeceksiniz, biraz büyütüyorlar efendim. Olabilir, ama ben ihtiyatlı davranmak zorundayım. Bir daha gaz kullandığınızı duyarsam, kendinize başka iş aramak zorunda kalırsınız. Gel! Anlaşıldı mı? Anlıyorum efendim. Evet! Emriniz üzerine 430 bin lira çektim efendim. Bak Murat, gaz ocağıyla oynamak yok! Senin yüzünden az daha işten kovulacaktım! Peki anneciğim, bir daha yapma! Bana bak! Ben dul bir kadınım! Ayıp değil mi bu yaptığın? Söylediklerimi dinlemiyorsun! Mektubu okurken belki daha aklı başında düşünürsün diye bıraktım! Boşuna zahmet etmişsin! Bak Fatma! Senden zaman istediğim yok! Beni dilediğin kadar beklet! Ama büsbütün umutsuz bırakma! Sevgili Fatma, sana yoksulluğu geride bırakacak en güzel yarınlar vaat eden bir hayat teklif ediyorum. Beni milyoner edecek planlar var elimde. Bu akşam saat 12'de Murat'la birlikte gel. Bizi kimsenin tanımadığı güzel yerlere gider, zengin ve mutlu bir hayat süreriz. Eğer gelmezsen bir delilik yapabilirim. Geleceğine şimdiden inanıyorum. Sevgiler, Kenan Koç. Abicim, boşuna bekliyorsun. Gelmeyecek galiba. Gelmezse ona öyle bir oyunum var ki. Günahı ne peki? Bana çektirmesi. Benle oyun olmaz. Kalbim oyuncak değil benim. Yürü gidiyoruz. Fatma'nın kullandığı gaz bidonunu bul, burada bekle beni. Peki abi.
yapıyorsun sen ha? Ne işin var burada? Nerede kaldın? O silah sesi neydi? Hüseyin Bey üstüme geldi. Ama bak abi, ben cinayette yokum. Konuşma, şu bidonu versen, milyona konuşacağız. Sen bütün suçu üstüne yüklerim, yürü gidiyoruz! Bırak beni, hain! Hain sensin, bu yangını sen çıkarttın! Senin bidonun senin gazınla, patronu da sen öldürdün! İftiralarına kim inanır? Herkes, her şey aleyhine! Seni suçlayacak delilleri de ben hazırladım! Kendini temize çıkaramazsın Fatma! Allah cezanı versin senin! Günah benden gitti, cezanı kendin bulacaksın! Kocamı en seven arkadaşı sendin. Ne olur onun hatırına kurtar beni. Otur hele şöyle. Kabahatin yokken niye kaçtın be kızım? Fabrikaya gaz getirmiştim. İçeride bir kaza olmuştu. Her şey aleyhimde. Hüseyin Bey'le arama çıktı. Bugün beni azarladı. Peki bütün bunlardan ne çıkar? Kenan'ı yakalatıp konuşturana kadar saklanmam lazım Arif amca. Yoksa kimseye inandıramam. Ay yarabbim! Sen de çocuk da perişan olmuşsunuz. Şimdi yatın, uyuyun hele, sabah ola hayrola. Bir çaresine bakarız elbet. Kenan'ın bana verdiği mektubu kaybetmeseydim, suçsuzluğum çıkardı ortaya. Mektubunda bütün bu yapacağı kötülükleri anlatır gibiydi. Merak etme Fatma. Hak yerini bulur. Suçsuzluğun anlaşılacak nasıl olsa. Korkma, sen rahat ol. Hayırdır inşallah. Fatma Güçlü sen misin? Evet. Seni kanun namına teklif ediyorum. Suçum ne? Cinayet, yangın çıkarmak ve hırsızlık. Hayır, yalan! Hepsi yalan, iftira! Komiser bey, Fatma melek gibi bir kızdır. Onu karakolda anlatırsın. Ben masumum memur bey! Hadi yürü! Ona da mahkeme karar verir. Öldürülen Hüseyin bey'e kocanın ölümü yüzünden kim besliyormuşsun? Daha önce de yangın çıkarmak istemişsin fabrikada. Hatta dün Hüseyin bey seni çağırıp azarlamış. Böyle gidersen kovacağını söylemiş. Sen de ondan intikam alacağım demişsin. Yalan hakim bey, yalan! Ne yangın çıkardım, ne patrona düşmanlığım vardı.
ne de intikam lafı ettim. O gece fabrikada Hüseyin Bey'le senden başka kimse yokmuş. Kenan Usta vardı. Ben gördüm, ben konuştum onunla. Sen ne diyorsun? Kenan Usta fabrikada mıydı? Evet. Ama o da bizler gibi yangını duyunca geldi fabrikaya. Zavallı Hüseyin Bey'in içeride olduğunu öğrenince kaçtı elimizden, yangına girdi ve bir daha da çıkamadı. Patronuma parayı verirken bu hanım da oradaydı. Zaten Kenan Usta çok iyi bir insandı. Paraya da ihtiyacı yoktu. Çünkü patron ona ortaklık teklif etmişti. Sayın yargıcım, İşte Kenan Usta'nın atölyede bulunan cesedi hakkındaki rapor. Kolundaki saat de ona aitmiş. Adli tıp, cesedin tanınmaz halde olmasına rağmen bütün ölçülerine göre rahmetli Kenan Usta'ya benzetildiği tahmininde bir rapor düzenlemiş. Kenan Usta'nın yanmakta olan fabrikaya fedakarca bir atılışla girdiği ve patronu Hüseyin Bey'i kurtarmak isterken feci bir şekilde hayatını kaybettiği tanıklar tarafından açıklandı. Diğer taraftan Hüseyin Bey'in ölümünde kullanılan suç aleti, işte bu tabanca, karşınızdaki masum görünüşlü ve suçluluğunu gözyaşlarıyla gizlemeye çalışan kadının evinde bulunmuştur. Bu soru kendisine sorulsun. Cinayet aleti kendi yatağında ne arıyordu? Göster. Senin mi bu tabanca? Hayır. Hayır hakim bey. Getir. Ama bu tabanca senin odanda bulundu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu Kenan öldürdü. Paraları Kenan çaldı. Çanta elindeydi, gördüm. Bir an tabancayı Kenan Usta'nın senin odana bıraktığını kabul etsek sebep ne olabilir? Kenan Usta benden evlenmek istiyordu. Onu reddettiğim için düşmandı bana. Mektubunda uzaklara kaçacağımızı, servet içinde milyonlarımızla yaşayacağımızı yazmıştı. Her şeyi önceden planladığı belliydi. Böyle bir mektup varsa nerede? Sanık bu mektubu gösterirse suçsuz olduğuna inanabiliriz belki. Kaybettim. Yangın gecesi kaybettim. Yemin ederim ki yazdı bana o mektubu. Onu ben öldürmedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Bu işleri Kenan'dan başkası yapmış olamaz. Kasayı da o soydu. Adalet yanılmaz kızım. Doğru konuşsan hakkında daha hayırlı olur. Ben masumum hakim bey. Çocuklarım olmasa ne kurtarın beni diye yalvarır ne de ağlardım. Verilecek ceza ölüm bile olsa sesim çıkmazdı. Zaten ben eşimi kaybettiğimden beri yalnız çocuklarım için yaşayan bir ölüden başka bir şey değilim. Eğer kaybolan mektubu görseydiniz, suçlunun ben değil, Kenan olduğunu anlardınız. Peki. Duruşma, karara varılmak üzere ayın 27'sine bırakılmıştır. Ağlama yavrum, kendini harap etme. Arif amca, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Senden başka inananım, senden başka yardımcım yok. Ben varım ya anneciğim! Üzülme sen, hak yerini bulur. Kurtulacaksın inan. Gene çocuklarınla olacaksın günün birinde. Çocuklarım, oğlum, kızım. Ha, ben de sana kızının süt anasını sormaya geldim. Merak etme, kadının bakım parasını ben öderim. Hele biraz büyüsün, Allah kerimli. Neydi o kadının adı, adresi? Kadriye Hanım. Kadriye mi? Tamam. Ben kızım gibi meşgul olurum onunla. Sen hiç üzülme, çocuklarından yana da için rahat olsun. Kadriye Hanım mı? Ölü yıkayıcısı Kadriye mi? O defolalı 2 hafta oldu. Nereye gitti acaba? Ne bileyim ben? Kahyası mıyım o pis çadalozun? Çocuğu da beraber götürdü giderken. Nereye gittiğinden de bahsetmedi. Karar! Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi gereğince suçu işlediği sabit görülen sanığın 30 sene hapsine oy birliğiyle karar verildi.
zavallı Fatma iftiraların kurbanı olarak hapse düşerken, asıl ceza görmesi gereken Kenansa Güney şehirlerine kendine yeni bir hayat kurmaya gitmiş, Adana'da karar kılmıştı. Bir tekstil fabrikası sahibi olan Salih Bey'le ilişki kurmuştu. Kendini öldürdüğü arkadaşı Selim Güneş adıyla tanıtan Kenan, elindeki çalmış olduğu önemli proje sayesinde fabrikatör Salih Bey'den büyük bir ilgi görmüştü. Oo! Tebrik ederim Selim Bey. Bu buluşunuz fabrikamızı bir anda ön plana geçirebilir. Ve milyonlar yolunu değiştirip kasanıza dolar. Sanırım öyle olur. Gelelim buluşunuz için isteyeceğiniz fiyata. Şimdilik hiçbir şey. Anlayamadım. Sadece kardan hisse isteyeceğim. Yani fabrikaya ortaklık teklif ediyorsunuz. Hayır. Kazanacağım milyonlara sizi ortak ediyorum. Çok mağrursunuz Selim Bey. Sadece kuvvetliyim. Projem karşısında diz çökmeye hazır bir sürü fabrikatör var. İsterseniz teklifime hayır diyebilirsiniz. Ortaklığımızın hayırlı olacağına inanıyorum. Buyurun. Seni hapis cezasının infazı için nizamname gereğince Sinop cezaevine naklediyorum. Yolun açık olsun kızım. Sinop ama! Çocuklarım var benim müdür bey. Eğer oralara gidersem büsbütün koparım yavrularımdan. Hapis çocuklarımla arama bir mezar kazdı zaten. Sinop'a gitmek ölümden beter benim için. Nakil emri yukarıdan geldi kızım. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. Denemeler mükemmel sonuçlar verdi, sevinmedin mi? Projemden ve neticeden zaten emindim. Paraca sıkıntımız olmazsa makineler 3 haftada işler hale konabilir. Kamil bey! Buyurun efendim. Otur kızım. Selim beyin istedikleri derhal yerine getirilecek. Her an istediği kadar para çekebilir. Başüstüne efendim. Onca haksızlığa dayanamayan zavallı Fatma, birden şuurunu kaybetmiş, zapt edilmez bir hal almıştı. Cezaevinde başlayan kara günleri, ondan sonra bir akıl hastanesinin kapalı kapıları ardında geçecekti Fatma'nın. Fatma'yı diri diri mezara gömen Kenansa, başarısının sevinciyle işlediği günahlarını düşünmeyi dahi akıl edemiyordu. Fabrikatör Salih Bey, Kenan'ı yalnız kâr ortaklığına değil, hayat ortaklığına da layık görmüş ve Kenan'a kızıyla evlenmesi için her türlü kolaylığı göstermişti. Fabrikatörün kızıyla evlilik, Kenan'ın eline servet, ihtişam ve kudret dolu yepyeni bir hayatın kapısı olmuştu.
Talihsiz Fatma'nın dramı bir akıl hastanesinde sürerken, Adana'da bir doğum kliniğinde Kenan'ın çocuğu doğuyordu. Arif amcanın Fatma'ya bahsettiği ilahi adalet neredeydi acaba? Yavrusu dünyaya geldiği an karısını kaybetmişti. Ama umurunda bile olmamış, sadece sahte bir üzgünlük pozuna bürünmüştü Kenan. Çünkü küçük Jale'nin doğumuyla Adana sanayi krallarından Salih Bey'in sayısız milyonlarının tek varisi oluyordu. Karısının ölüm acısını Adana'nın arka sokak batakhanelerinden birinde dinlendirmeye gelen Kenan'ın tek düşüncesi, kalbindeki aşk yarasını unutturacak yeni bir kadındı. Çılgınca ve zevk dolu bir hayat düşünüyordu. Çıplak kadının hayaline öyle dalmıştı ki, masasına oturan yabancının bile neden sonra farkına varabildi. Kıymetli fabrikatörlerimizden Selim Güneş Bey'le mi teşerrüf ediyorum? Evet, ama kimsiniz? Tanıştığımızı sanmıyorum. Tanışmıyoruz ama bendeniz tanışıp çok iyi bir dostluk kuracağımıza inanıyorum. Adım Kaya. Kaya Güneş. Yani soyadlarımız bir. Siz Selim Güneş, ben Kaya Güneş. Akrabanızın elini havada mı bırakacaksınız? Sizi tanımıyorum dedim, beni rahat bırakın. Şimdilik ben de aynı fikirdeyim dostum. Çıplak bir kadının kalça kırdığı bir yerde iş konuşulmaz. Yarın sizi yazıhanenizde ziyaret ederim. Ama nasıl olur beyefendi? Beyefendinin randevusu yok. Peki sen çık. Maşallah, mükellef bir yazıhane. Beni polis çağırmaya mecbur etme. Sevgili kuzenim, benimle dost geçinmek mecburiyetinde olduğunuzun farkında değilsiniz galiba. Sadece fazla tatsızlaştığınızın farkındayım. Farkına vardığım tek şey, benden daha şanslı olduğunuz Selim Bey. Buna da bayılırım. İnsanın ruhuna işler. Yoksa sevgili akrabanızı tehdit mi ediyorsunuz? Bir an önce defolmanı bekliyorum, o kadar. Ama ben bu mutlu karşılaşmamız için çok bekledim Selimciğim. Açık konuş, kimsin? Kim mi? Sadece zat halinizin kaderiyim sevgili kuzenim. Sırrınızı taşıyabilmem için paraya ihtiyacım var. İsim isime benzer. Ben kuzeniniz Selim olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim zaten. Olabilir ama başka şeyler de geliyor akla. Ne gibi? Mesela cinayet işleyen, kasa soyan ve yangın çıkaran bir suçlu kanunun pençesinden kurtulmak için kuzenimi öldürüp onun hüviyetine de girebilir. Nasıl? Bu da bir fikir değil mi? Buna şantaj derler. Oo, çok çirkin bir kelime. Şantajı hiç sevmem. Hayatta sevdiğim şey içki ve paradır. O da sizde bol olduğuna göre rahatça anlaşabiliriz. Anlaşmaya ihtiyacım yok. Bir serseriden kurtulmak için kanuna başvurmak benim için... En doğru yoldur sevgili kuzenim. Ama sonunda başınıza dertler açılmazsa tabii. Gazetelerde cinayet olayını okuyunca... düşüne düşüne katilin zat haliniz olduğuna karar verdim. Sen iğrenç herifin birisin. Söyle, defolman için kaç para istersin? Şimdilik ilk masraflarım için gönlünüzden ne koparsa. Nasıl olsa kaderlerimiz birleşti. Bende yaşama zevki... Sende de bu servet varken ne diye ayrılalım? Değil mi sevgili kuzenim? Fatma hastanede aynı çileli günlerini dolduruyor, sakinliği ve güzelliği yüzünden herkes tarafından seviliyor, acınıyordu. Bu arada bakkal Arif amcanın da işleri gelişmiş, bir butik açmıştı. Tek zevki Murat'ı yetiştirmekti. Çalışkan da Murat. Sanki annesinin uğradığı korkunç haksızlığı sezmişçesine büyüyünce avukat olmayı düşünüyordu. Tek oyunu, tek eğlencesi kitapları, tek yakını Arif amcasıydı. Tek oyuncağı da otomobiliydi. Fatma'nın kaybolan kızı Gül ise İstanbul'da bir çocuk yurdunda anasız, babasız ve kimsesizliğin ezikliği içinde büyüyordu.
Yağmurlar yağdı, mevsimler geçti, seneler birbirini kovaladı. Arif amcanın talihsiz Fatma'ya bahsettiği ilahi adalet tecelli etmemiş, Kenan servetine yeni milyonlar katmıştı. Başka bir emriniz var mı doktor bey? Teşekkür ederim Fatma. Çok yoruluyorsun. Boş durursam aklım hep eskilere takılıyor doktor bey. Onları hatırlamamak daha iyi. Acısını bana sorun. Kimim, neyim? Akrabalarım, kocam, çocuklarım var mı? Hatırlayamıyorum hiçbirini. Neyse, üzülme. Eskileri de hatırlamaya çalışma Fatma. Hatırlamak istedikçe kelepçelerden ve alevlerden başka bir şey göremiyorum ki. Alevler, alevler, alevler. Çok komiksin Yalçın. Güldürme beni rica ederim. Müşteriler beni hafif bir kız sanacaklar sonra. Kahkahaların göklere yükselse, sen gene dünyanın en ağırbaşlı, en cici kızısındır Gül. Hayır. Mesleğim şairlik olsaydı belki. Ama mühendisim ve senin gibi bir ilham perim olmasa, tek güzel söz beceremem. Beni şımartıyorsun Yalçın. Sen şairlerden daha şair ruhlusun. Yoksa kalbimi kimse yumuşatamaz. O kalbe kimse de yanaşamayacak. Çünkü yalnız bana ait. Teşekkürler sevgilim. Aa, akşama Murat da gelecek. Yo, merak etme. İlk görüşte kanın kaynayacak. Senden sonra en sevdiğim kimse. Avukat olmasını kutlayacağız. Sakın geç kalma. Güle güle. İşte böyle Peder Bey. Bu akşam yalnızlığımı dolduran iki sevdiğim insanla teşerrüf edeceksin. Avukat cübbesi çok yakıştı sana Murat. İnşallah bu cübbeye layık olurum. Mesleğinin altın adamlarından biri olacağına eminim. Sağ olun amca, her şeyimi size borçluyum. Sen bana verdiğin evlat zevkiyle borcunu çoktan ödedin Murat. Ama avukatlığını benden önce Yalçın'la kutlamanı kıskandım doğrusu. Öylesine ısrar etti ki kıramadım. Üzülme, ben şaka yaptım zaten. Hadi güle güle git, güle güle eğlen. Sağ olun amcacığım. Aa Murat, Murat, Murat! Kıskanmaya başladım artık. Görünce çok seveceksin Gül. O da benim gibi anasız babasız. Arif amca dediği iyi bir insan alıp büyütmüş. Gene de benden talihli desene. Beni büyütecek, bana bakacak bir tek yakınım bile çıkmadı. Kızılay çocuk yurtları, yetimhaneler, parasız okullar. Belki de acılar yaklaştırdı bizi birbirimize. Ama gene de ileride sana utanç vermekten korkuyorum. Senden utanmak mı? Deli misin sen? Zekisin, yakışıklısın, çalışkansın. İleride başarılı mevkilere yükseleceksin. O zaman eşin olarak yanında yürüyecek kızın ömrünü yetimhanelerde geçirmiş, annesini babasını bile tanımayan, bir zavallı olduğunu yüzüne vuranlar olacak. Buz gelir bana. Sen benim dünyada en kıymetli varlığımsın. Sadece yetimhanelerde gözyaşı dökmüş zavallı bir kız. Soyadımı bile başkaları koydu. Sana şerefli bir soyadı vereceğim. Babamın soyadını. Senin vereceğin isme layık olmaya çalışacağım. Zilde tam çalacak zamanı hadi buldu. Hadi git aç. Ne oluyor ya? Tam nişanlımı öpeceğim sırada zili çaldın, alçak namussuz. Yürü bakalım. Sevgilim, sana en kral ve en iyi arkadaşımı tanıtayım, Murat. Memnun oldum. Ben de. Yalçın sizden o kadar bahsetti ki, kendimi daha önce tanışmış sayıyorum. Ben de öyle. Öyleyse fazla teşrifata lüzum yok. Kutlama töreninin davetlileri ve içkiler hazır olduğuna göre kadehlerimizi derhal tokuşturabiliriz. Ha, bu saatte kapı zili niye çalar, aklım ermedi doğrusu. Ne garip, sizi sadece Yalçın'ın anlattıklarıyla tanımak değil de, sanki daha önce de görmüşüm gibi bir his var içimde.
Ben de çekingen tabiatlıyımdır. Ama hayatımda bir insana bu kadar çabuk ısındığım olmamıştı. Sizi öz kardeşim gibi sevdim. Yalçın'ın anlattıklarındandır. Yalçın değil, Yalçın beyefendi diyeceksiniz. Çünkü karşınızdaki önemsemeye lüzum görmediğiniz vatandaş... ...şu andan itibaren İstanbul'un en büyük fabrikalarının mühendisidir. Şu telgrafa bakın. Meşhur Adanalı sanayici Selim Güneş beni işe aldı. Bir taşla iki kuş. Öyleyse buyurun yemeğe. Hadi. Avukatlıkla mühendisliğinizi bir arada kutlarız. Yani seni Adana'ya mı kaçıracağız? Hayır. Selim Bey İstanbul'a yerleşecek. Duyduğuma göre hayatta en sevdiği kıza hastalanınca... ...işini buraya nakletmeye mecbur olmuş. Müthiş bir adammış. Onu yarın havaalanında karşılayacağım. Seyahatiniz nasıl geçti efendim? Kuracağınız fabrika hakkında bize bilgi verebilir misiniz? İstanbul'un en büyük fabrikalarının hisselerini satın aldım. Buradaki tesislerle hepiniz iftihar edebilirsiniz. Ya diğer projeleriniz efendim? Beyler görüyorsunuz ki kızım biraz rahatsız. Hepinizle tekrar buluşmak şerefine ulaşırım sanırım. Hürmetler, hürmetler. Bendeniz mühendis Yalçın. Güzel, memnun oldum Yalçın Bey. Hakkınızda o kadar iyi bilgiler aldım ki... ...yapacağım büyük işlerde bana sonsuz yardımlarınızın dokunacağına inanıyorum. İnşallah efendim, sizinle çalışmaktan şeref duyacağım. Size kızımı tanıtayım, Jale. Memnun oldum. Memnun oldum. Salim Bey, Şevket Bey, Orhan Bey, Hulusi Bey, Ahmet Bey... ...ve imalat şefimiz yüksek mühendis Yalçın Bey. Memnun oldum efendim. İnşallah bu memnuniyetim karşılıklı ve devamlı olur. Fabrikayı gezmek istemez misiniz? Evet, bilhassa tezgahları. Çok yorgunum baba. İsterseniz ben sizinle gelmesem? Müsaade ederseniz küçük hanımı eve bıraktıralım. Acaba sizden rica etsem, zahmet eder miydiniz eve Estağfurullah. Kadar? Estağfurullah, benim için bir şeref olurdu. Özür dilerim baba, müsaadenizle. Buyurun. Emriniz? Fabrikada değiliz artık. Resmiyetten de nefret ederim. Benimle çok samimi olmanızı istiyorum. Çalışırım efendim. Yoksa beni kendini beğenmiş soğuk mu buluyorsunuz? Estağfurullah. Patronumun kızı ve saygıdeğer bir hanımefendi olarak görüyorum. Demek hemen gitmek istiyorsunuz. Bir randevum vardı da. Benden kaçmak için can atacağınızı bilseydim... ...hiç zahmet ettirmezdim buralara kadar. Estağfurullah. Evinize getirmemi emretmiştiniz. Vazifemi yaptım sanıyorum. Beni vazife olarak görüyorsunuz. Yahut da patronun kızı. Ne görmemi beklerdiniz? Kaçmayı düşünmeyeceğiniz biri olarak. Ama madem öyle, ben de patronun kızı forsunu kullanarak... ...bugününüzü bana ayırmanızı istiyorum. Emredersiniz Cale Hanım. Emir değil, arzu. Öyleyse bir telefon edebilir miyim? Buyurun, içeride. Alo? Tabii. Gül, Yalçın Bey seni istiyor. Peki. Alo efendim. Alo, Gül. Nasılsın yavrum? Merak ettin mi geciktim diye? Elbette meraklandım. Pardon canım. Daha önce arayacaktın. İhmallerinle üzüyorsun beni. Affedersin sevgilim. İş yüzünden geciktim. Malum, patronun emrindeyim. Hayır maalesef, fabrikada değil. Selim Güneş Bey'in kızını eğlendirmekle görevlendirildim. Oo, maşallah! Mühendislik diplomasını çok iyi bir şekilde kullanıyorsun. Bırak çekişmeyi Gül! Ben buradan kurtulmaya çalışırken sen orada sistemli laflar etme! Sana taptığımı söylemeye lüzum yok sanırım. Anlaştık mı yavrum? Öperim. Güle güle sevgilim. Konuşmalarınızı istemeyerek işittim. Çok romantiktiniz. Nişanlımdı konuştuğum. Hayret, parmağınızda yüzük de yok. Evde unutmuşum. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki... ...bir maden parçasının bağı hiç önemli değil. Şanslı kızmış. Tanımak isterdim. Bir moda salonunda çalışıyor. Yani terzi ya da manken gibi bir şey öyle mi? Çok enteresan. Şale Hanım, neniz var? Basit bir soğuk algınlığı.
Birkaç gün istirahat ederse hiçbir şeyi kalmaz. Şimdi geliyorum kızım. Bugün nasıl doktor? Maalesef bıraktığım gibi. Ümitsiz mi doktor? Allah'tan ümit kesilmez. En ufak bir heyecan hayatına mal olabilir. Her arzusunu mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışmalısınız. Her türlü üzüntüden uzak kalmalı. Anlıyorum doktor. Elimden geleni yapacağım. Haberi okudun değil mi? Fatma hastaneden kaçmış. Bana ne? Bir tesadüf karşılaşırsanız meşhur fabrikatör Selim Bey'in öldü sanılan Kenan olduğu ortaya çıkabilir. Ne demek istiyorsun? Hiç, sadece bu hatırlatmanın karşılığı 30.000 liracık. Al 10.000 lira defol. Ama olur mu? Defol! Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk yavrum. Bak neler getirdim sana. Teşekkür ederim babacığım. Derdini bana söylemeyecek misin Şale? İstersen ben sana söyleyeyim. O derdin adı Yalçın. Baba! Sen benim dünyada tek varlığım, tek hazinemsin kızım. Babana açılmayacak mısın? Senin saadetin için her şeyi yaparım. Nasıl yapabilirsin baba, o beni istemedikten sonra? Onu bana bırak yavrum. Gençsin, güzelsin, zenginsin. Göreceksin, bugün sana gözyaşı döktüren insan yarın ayaklarına kapanacaktır. Babacığım, canım babacığım benim. Bu araziyi parsellemeden satmamıza imkan yok. Şuraya bakın! Hastaneye gidelim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş! Heh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu gece seni bize davet etmek istiyoruz. Ufak bir toplantımız olacak. Nişanlını da bekleriz. Çok teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref. Ama bir arkadaşım gelecekti bize. Onu da al beraberinde. Teşekkür ederim, ben de çok sevindim sizi gördüğüme. Beklerim, telefon edin bana. Tabii, tabii. Müsaadenizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, nişanlım Gül, arkadaşım Murat. Memnun oldum. Ben de. Yalçın, babam seni odasında bekliyor. Hadi şekerim, bekletme onu. Biz nişanlınla ilgileniriz. Özür dilerim, sizi biraz yalnız bırakacağım. Rica ederim. Terzihanenizde ne kadar güzel elbiseler dikiliyor, böyle ödünç mü aldınız elbisenizi? Tabii ödünç aldım. İsterseniz size de dikebilirim bir tane. Bu kadar güzel kızlar yetiştirdikleri için yetimhaneler iftihar etmeli. Maşallah, zenginliğiniz, görgünüz, aile terbiyeniz. Buyur otur Yalçın. Pro? Kullanmıyorum efendim. İçki? Sevmem. Ya kumar? Hiç bilmem. Kolay anlaşacağız seninle. Sana fabrikanın müdürlüğünü ve her sene artacak bir prim üzerinden ortaklık teklif ediyorum. Neye karşılık efendim? Nişanlından ayrılacak ve... Ve kızınızla evleneceğim öyle mi? Çok zekisin. Cevabın? Hayır. Bir dakika. Kızım hasta. Ümitsiz şekilde hasta. Yaşaması biraz da senin elinde oğlum. Seninle evlenmesi onu tekrar hayata bağlayacak. Onun bir anlık mutluluğu için her şeyi, ama her şeyi vermeye hazırım. İstifamı yazılı mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
Oğlum, dinle. İşinizden aldığım para hayatta yegane dayanağım beyefendi. Ama gülümden beni ancak ölüm ayırır. Ne servet ne de başka bir şey girebilir aramıza. Bak kızım, seni işe aldım. Ama ev ev, apartman apartman dolaşıp tezci atçılık etmek bir kadın için pek kolay değil. Sizi mahcup etmem, elimden geldiği kadar çalışırım. Peki senin yatacak yerin var mı? Sıkılma canım, dükkanın bir köşesinde yatarsın. Allah sizden razı olsun. Bu kız hakkında bilgi topla yeter. Para her türlü yılanı deliğinden çıkarır. Nişanlın hakkında edindiğim bilgi, onun sana layık olmadı. Gül hayatta ne verebilir sana? Ama ben... Fakir bir kız. Ama dünyanın bütün hazinelerine değişmem. Yani servet denen şeye hiç mi değer vermiyorsun? Sadece insanlara değer veririm bey. Babam da zengindi. Öldürüldü, parası çalındı, fabrikası yıkıldı ve bütün serveti bir anda yok oldu. Baban? Babanın adı? Hüseyin Sümer. Hüseyin Sümer mi? Evet. Tanıyor musunuz onu? İyi tanırdım babanı. Çok da severdim. Öldüren Fatma Güçlü'yü de gazetelerde okudum. Teklifimi iyi düşün. Hakkında gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederim. Ama Gül'den ayrılmaktansa işsiz kalmayı tercih ederim. Bilakis işini bırakma oğlum. Her şeye rağmen yanımda kalmanı istiyorum. Senden tek istediğim şey, kızıma iyi davran. Yüzüne gül. Yalvarırım esirgeme bunu benden. Babacığım, sana Türkiye'nin en genç ve en kabiliyetli hukukçusu Murat Bey'i takdim edeyim. Memnun oldum. Ben de efendim. Affedersin Gül. Üzülme. Kabahat bende oldu. Götürmeyecektim seni oraya. Senden çok ben kahroldum. Ne var yavrum? Şey... Hiç... Pek tuhaf. Allah'ım pek tuhaf. Tuhaf olan ne? İçimde acayip bir his var. Sanki biri beni çağırıyor gibi. Yakın biri. Çok yakınımda. Hissediyorum bunu. Belki dün akşamki olaylar asabını bozdu, ondandır. Geçmiş olsun teyze. Affedersiniz. Sizleri... korkuttum galiba. Buyurun teyzeciğim. Teşekkür ederim kızım. Bir şey değil. Rahatınıza bakın. Siz yeni ekmekçisiniz değil mi? Evet. İlk günüm bugün. Herhalde fazla yorulmuş olacağım. Birden gözlerim kararıverdi. Akşam yerimi yadırgadım, uyuyamadım. Ondan olacak. Nerede kalıyorsunuz? Bakkal dükkanının bir köşesinde. Bakkal dükkanında mı? Şey, isterseniz geceleri burada yatın. Hem ufak tefek ev işlerinde bana yardım edersiniz. Ama fazla ücret ödeyecek durumum yok.
Ücret mühim değil kızım. Ama sizi rahatsız etmekten korkarım. Ya, bilakis. Elimden geleni yaparım kızım. Kabul ettiğinize çok sevindim. Nişanlım, 1952'de Fahriye adında bir kadın kızı bırakıp adını Gül diye kaydettirmiş. Sonra sanat enstitüsüne girdi. Peki, onu bırakıp giden kadını bulabilir miyiz acaba? Biraz zor. Aradan yıllar geçti. Derhal gazetelere ilan verin. O kadını veya onun yakınlarını bulun. Murat, sen misin oğlum? Fatma, kızım! Abi, abiciğim! Alo, ağlama, ağlama! Amcacığım! Eski bir arkadaşımın ailesi oğlum. Memnun oldum efendim. Amca bey, bak bakalım kim var karşında. Meteliksiz ve yeni çıkmış bir avukat diyeceksin ama yanılacaksın. Söyle bakalım. Bendeniz İstanbul Tekstil'in hukuk müşaviriyim. Dün gece anlaştık. Vay vay vay! Hadi bakalım, tebrik ederim. Hanımefendi bilmezler ama bu otomobil benim uğrumdu. Geçmişten kalan tek hatıram bu. Sizi rahatsız ettim galiba. Akşama görüşürüz amca, hoşça kalın. Tanıdın mı? Oğlum! Murat'ım, canım evladım benim. Ne konuştunuz babamla? Hiç, işten bahsettik. Başka? Önemsiz şeyler. Beni ilgilendiren iş senin için önemsiz oluyor, öyle mi? Hayır, onu demek istemedim. Seni sevdiğimi, senin için her şeyi yapacağımı biliyorsun. Fakat sen de biliyorsun ki ben... Nişanlından mı bahsedeceksin bana? Hı. Hayır, kimseyle paylaşmak istemiyorum seni. Ne olur reddetme, beni bırakırsan yaşayamam. Bak gördün mü işte? Ufacık bir sinir krizi. Neden büyütüyorsun? Korkacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor. Baba, Yalçın nerede? Başucunda bekledi. İçeride bekliyor şimdi. İstersen çağırayım. Baba, babacığım, o benim olacak. Evet yavrum. Yemin ederim ki senin olacak yavrum. Yorma kendini. Çok özür dilerim sevgilim. Mühim bir işim çıktı, gelemeyeceğim. Üzülme canım. Başka bir zaman çıkarız. Öyle mi? Tabii, tabii sevgilim. Nereden telefon ediyorsun? Fabrikadan. Tabii, tabii, yarın uğrarım. Güle güle Gül. Ölüme mahkum bir evlat babası olmanın acısını bilemezsin. Yalvarırım reddetme onu. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Bütün servetim, her şeyim, her şeyim senin olsun. Gitme, ne olur gitme Yalçın. Hiç olmazsa avutmalıyız onu. Bunu esirgeme benden. Senin gittiğin anı yaşayamaz o. Peki, gitmeyeceğim. İstediğinizi yapacağım. Ama benden Gül'den ayrılmamı beklemeyin sakın. Teşekkür ederim oğlum. Boşuna kahrediyorsun kendini. Her şeyin bir kolayı var. Mesela bir genç kız ufak bir kazaya kurban gitse ne dersin? Elinize sağlık. Ah, telaştan adınızı sormayı unutmuşum teyzeciğim. Zehra evladım. Çok güzel bir isim. Yoksa Zehra annenizin adı mıydı? Anne mi? Ne adını biliyorum ne de yüzünü gördüm. Yetimhanede büyümüşüm ben. Küçükken ihtiyar bir kadın bırakmış kaçmış. O günden sonra da ne arayanım olmuş ne de soranım. Hayata beni bağlayan iki şey var Zehra teyze. Biri nişanlım Yalçın... Biri de belki inanmayacaksın ama... içimden kopan bir ses. Ben senin annenim diye haykıran bir ses. Teyze, senin kimsen yok mu? Bir oğlum, bir de kızım vardı. İkisini de kaybettim yavrum. Öldüler mi? Bilmiyorum. Benim de içimden bir ses... bir gün onları bağrıma basacağımı... ananız benim diye bağıracağımı söylüyor ama...
Efendim? Ah Murat, sen misin? Tebrik ederim. Yeni vazifene başlamışsın. Bana Yalçın'ı verir misin? Yalçın'ı mı? Bugün buraya hiç uğramadı. Galiba patronun evinde kalıyormuş. Bana uğrayacaktı ama. Ama çok hoş. Buyurun. Alo. 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 Dayanamıyorum Arif amca. Dayanamıyorum. Ama elinde kesin bir delil olmadan meydana çıkamazsın. Onu tanıyorum. Gazetelerde resimlerini gördüm. Tanımak bir şey ifade etmez. Karşımızdaki kurnaz, kuvvetli ve zengin bir adam. Her şeyi kadere bırakmaktan başka çaremiz yok. Teşhis edebildiniz mi? Evet, görsem tanırım muhakkak. Sabıkalılardan olabilir. Beyefendiye sabıkalıların fişlerini hazırlayın. Başüstüne efendim. Buyurun, oturun. Alo? Evet. Öyle mi? Teşekkür ederim. Verdiğiniz plaka fabrikatör Selim Bey'e aitmiş. Beceriksiz sersem! Kimse gördü mü seni? İhtiyar ardımdan baktı ama hava. Allah kahretsin. Meraklanma, ikincisini de sekmez. Seninkilerden ne haber? İçerideler. Nen var Yalçın? Hiç. Aklında gene o değil mi? Yanındayım ya, yetmiyor mu? Ölünceye kadar yanımda olmanı istiyorum. Alo? Evet benim. Kim? Ben Zehra. Nişanlının hizmetçisiyim. Gül bu sabah büyük bir kaza geçirdi. Kasten çiğnemek istediler. Ne? Yaralı mı? Hemen geliyorum. Nereye? Gül'e. Bu sabah otomobille çiğnemek istemişler onu. Tekrar geleceksin değil mi? Hayır, bir daha gelmeyeceğim. Elimde değil Jale. Ben Gül'ü seviyorum. Ölünceye kadar da onu seveceğim. Kim geldi Zehra Hanım? Benim sevgilim. Geçmiş olsun sevgilim. Kazadan değil, seni kaybetmekten korktum. Bizi birbirimizden kimse ayıramaz. Yalvarırım bir an evvel bitsin bu acı. Evlenelim Yalçın. Hemen evleneceğiz sevgilim. Adı Fatma'ydı. Hani o fabrikayı yaktı, sahibini öldürdü ya, işte o kadın. Size girince ben de bıraktım, kaçtım kızı. Peki kız onun? Tabii onun kızı. Nüfus kağıdı bende demiştin, getirdin mi? Getirdim tabii, getirdim. Ver. Gül Güçlü, baba adı Osman, ana adı Fatma, doğum yeri İstanbul. Buyurun. Biraz yalnız kalabilir miyiz acaba? Gitme Zehra Hanım, kimseden saklayacak gizli kapaklı bir şeyim yok. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Çalıştığınız moda salonundan daha büyük bir terzihane ve dilediğiniz kadar sermaye sahibi olmak istersiniz herhalde. Karşılığında da Yalçın mı? Evet. Peki ben teklifinize evet dersem, parayla satın alacağınız bir aşk sizi mesut edecek mi? Evet. Yalçın'ın görgüsüne, mantığına inanıyorum. Sizi sevdiğini zannediyor. Aslında bir aşk değil, bir gençlik hatası. Ayrılık belki ağır gelecek ona. Ama zamanla görgüsü, tahsili, serveti olan bir kızla kuru güzelliğinden başka hiçbir meziyeti olmayan bir sokak kızı arasındaki farkı anlayacak. Ne kadar terbiyesizsiniz Jale Hanım! Bu hakaretleri babanızın parasına güvenerek mi yapıyorsunuz yoksa? Sen Yalçın'a layık olmadığın için yapıyorum. Kimsin, nesin? Aslında bir hiç. Aile terbiyesi görmemiş bir terzi parçası. Yalçın gibi bir kıymete ne verebilirsin sen? Sadece gözyaşı ve sefalet.
Eğer hakikaten seviyorsan onu bırak peşini. Layık olduğu hayatı yaşasın. Vah vah yazık! Yetimhane kapılarına bırakılmış bir hiç demiş sevişti demesinler. Defol! Bugün için onu elimden alabilirsin. Ama göreceksin bir gün bana dönecektir. Seviyorum onu. Seviyorum! Defoluyorum! Demek maaşını almayacak kadar aptal, kızımı almayacak kadar da kuvvetlisin, öyle mi? Evet. Evleneceğin kızın kim olduğunu biliyor musun? Vız gelir bana. Evlenmenizi imkansız hale getiren bir mani varsa? Hiçbir mani tanımıyorum. Yetimhane köşelerinde büyümüş, nişanlının güle ait nüfus kağıdı. İyi oku. Baba adı Osman, ana adı Fatma. Fatma Güçlü. Babanın katili Fatma Güçlü. Babanı öldürenlerden intikamını kızıyla evlenmekle mi alacaksın? Hayır! Olamaz! İnanmam! Uydurma bu nüfus kağıdı! Hepiniz yalan söylüyorsunuz! Tahkik ettin mi nüfustan? Evet efendim! Doğru mu? Evet! Sen benim hayatta tek arkadaşımsın Yalçın! Bunu benden öğrenmeni istemezdim! Ama maalesef babanı öldüren kadının öz kızı! Hoş geldin oğlum! Ah, hoş geldin Yalçın! Neredeyse film başlayacaktı! Neyin var senin? Niye susuyorsun? Niye öyle bakıyorsun? Buraya sana güzel bir nikah hediyesiyle gelecektim Gül! Nikah hediyesi mi? Ufak bir sürpriz yapacaktım sana! Ama şimdi hediye yerine başka bir şey var cebimde! Başka bir şey mi? Nüfus cüzdanın. Annen hapse girmeden önce süt annene vermiş. Hapse mi? Annen mi? Kimmiş annen? Fatma Güçlü. Babamın katili Fatma Güçlü. Ah! Çabuk bir doktor çağırın! Nasıl doktor? Acaba bir hastaneye kaldırsak mı? Yerinden kıpırdamasın, önemli bir şok geçirdi. Hayatına mal olabilir. Ben her iki saate bir gelip bakacağım. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim doktor. Onu yalnız mı bırakacaksınız? Yapamam. Babamın katilinin kızıyla evlenemem. Yok, o kadın senin babanın katili değildi. Nereden biliyorsun? Değildi o. Biliyorsun ne kadar seviyorum. Ama yapamayacağım, yapamayacağım. Gülü dünyalara değişmezdim, öylesine seviyordum. Canımı verirdim onun için. Ama evleneceğim kızın alnında babamın katili bir kadının damgası varken yapamam. Zehra teyze, yalnız bırakma onu. Dünyanın en iyi, en dürüst kızıdır Gül. Beni sorarsa kendini her zaman sevdiğimi, ölünceye kadar da seveceğimi söyle. Ona iyi bak. Bütün param bu. O parayı kendine sakla evladım. Gül'ün paraya değil, sevgiye ihtiyacı var. Seni almaya geldim Yalçın. Müsaade et de bundan sonra sana oğlum diyeyim.
Bulamadınız mı hala? Eh Allah büyük, buluruz inşallah. Jale nerede? Yalçın'ın yanında. İçeri girer girmez sürprizi patlatacağım. Sonuç bu kadar şaşırtmamalı seni. İnan bana, yalnız güzelliğine hayrandın. Evliliğiniz felaket getirecekti sana. Affedersiniz, babanız bekliyor. Gidelim sevgilim. Kıymetli dostlarım, bu gece burada kendi öz evladım gibi sevdiğim kıymetli mesai arkadaşım Yalçın Bey'i bütün fabrikalarıma ve müesseselerime ortak kabul ettiğimi bildirmek için toplanmış bulunuyoruz. Genç ortağımın ve pek yakında vereceğim yeni bir müjdenin şerefine. Siz içeriye buyurun, beyefendiye haber vereyim. Benimle konuşmak istemişsiniz. Sen! Seninle anlaşmaya geldim Kenan. Anlaşacak bir şeyim yok seninle. Benim de kaybedecek bir şeyim yok. Bütün ömrümü mahvettin. Kocamdan, gençliğimden, çocuklarımdan ettin beni. Katil sendin, günahını bana çektirdin. Bu sefer de kızın çıktı karşıma. Yalçın kızımın her şeyidir. Yaptığın şeytanlıklara karşı senden bir tek şey istiyorum Kenan. Yalçın'a nüfus kağıdının sahte olduğunu, kızımdan ayırmak için o hileye başvurduğunu söyleyeceksin. Yapamam. Yapacaksın! Ondan sonra da adalete teslim olup senin bütün günahlarını seve seve üstüme alacağım. Yalvarırım, isteme bunu benden. Kızım hasta, ölüme mahkum. Anasın, bilirsin bu duyguları. Elimde ölecek yavrum. Onu tek ayakta tutan ümit Yalçın. Ya benim kızım? Ne istersen yapayım. Sana milyonlarımı bağışlayayım. Ama kızım hayatta tek varlığım benim. Kendi elimle öldürmemi isteme benden. Ne olur kızımı bağışla bana. Sana son defa söylüyorum Kenan. Yapamam. Yapamam! Baba! Babacığım! Zehra teyze! Zehra değil, nişanlının annesi Fatma Güçlü. Babamın katili Fatma Güçlü sensin demek. Babanın katili ben değilim oğlum. Götürün beni, her şeyi anlatacağım. Götür beni oğlum. Buydu, yemin ederim ki buydu. Eski sabıkalılardan Kaya, son olarak Adana'da görülmüş. Demek ki şimdi burada. Kenan Usta da orada zengin oldu. Kızı çiğneyen otomobil de onun. Müdür bey, bu size bir şey hatırlatıyor mu? Korkma yavrum, korkma. Bir şeyim yok. Şanslıymışsınız. Üç kurşun da omuzunuza isabet etmiş. Bir mucize bu. Muhakkak bir ölümden kurtuldunuz. Kızımın mutluluğunu görmeden hiçbir kurşun beni öldüremez. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Acayip bir kadın. Nüfus kağıdının sahte olduğunu söylemem için tehdit etti beni. Aklı sıra seni kandıracaktı. Tuhaf. Babanın katili ben değilim derken kendinden öyle emin bir hali vardı ki bir ara ona inanacağım geldi. Kadının polise ne ifade verdiğini öğrenebildiniz mi? Hiç konuşmuyormuş efendim. Sadece birinin adını vermiş, onunla görüşecekmiş. Kimin adını? Bilmem, gizli tutuyorlar. Komiser bey, Arif amcayla özel bir şey görüşebilir miyim? Tabii, buyurun. Senden son bir ricam daha var Arif amca. Eğer mahkemede suçsuzluğumu ispat edemezsem, çocuklarımın annelerini katil olarak tanımalarını istemiyorum. Ben ölünceye kadar onlara kim olduğumu söylemeyeceksin. Yemin edeceksin. Yemin ediyorum. Ortalık fena karıştı. Kadının polise ne söylediğini bir bilsek ama kimse bir şey ispat edemez. Budalalık ediyorsun. Yangında öldürdüğün Selim'i tanıyan bir sürü insan var. Aynı isim altında seni görmeleri her şeyi alt üst eder. Öldürmek kastıyla ateş ettiği tespit olundu. Bu bakımdan kendisinin Türk Ceza Kanunu'nun 451, 453 ve 477. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ediyorum. Bir diyeceğin var mı?
Sana soruyorum, bir diyeceğin var mı? Hayır hakim bey. Niçin öldürmek istedin Selim Güneş'i? Selim değil hakim bey, Kenan! Hakim bey, korkunç bir iftira karşısındayım! Otur, ne demek istiyorsun? Karşınızdaki adam sahte bir hüviyete bürünmüş bir katildir! Ve senelerce önce suçu benim üzerime atmış, herkesi de inandırmıştı! Öldürdüğü fabrikatör Hüseyin Bey'in kasasından çaldığı paralarla zengin oldu bu katil! Hakim bey, bir dakika, elinde bunu ispat edecek bir delil var mı? Vardı! Ama cinayet gecesi yandı. Öyleyse bu iddiayı hiçbir şekilde ispat edemezsin. Söz sizin, buyurun. Sayın yargıçlarım, karşınızda bulunan ve hayatı cinayetler, korkunç yalanlarla geçen şu kadını tekrar tekrar itham etmekte bir fayda görmüyorum. İşlediği ağır suçun cezasını muhakkak ki adaleti gerçekleştiren yüce kanunlarımız verecektir. Ben burada sadece şerefli bir insanın ve onun şerefli mazisinin müdafasını yapacağım. Ve bu savunmam içinde her nefesiyle cemiyetin havasını kirleten adi kadının tablosunu gözlerinizin önüne sereceğim. Kimdir bu kadın? Sadece Hüseyin Bey'in fabrikasında çalışan temiz bir işçinin karısı olduğunu biliyoruz. Bir gün bu kadına Hüseyin Bey iki çocuğuyla ortada kalmasın diye yanında iş veriyor. O zaman bu kadının iki çocuğu vardı. Bir erkek, bir de kız. Korkunç bir hırsla ihanet ediyordu kadın. Kime? Kendisine ve ona iş veren Hüseyin Bey'e. Niçin nefret ediyor ondan? Çünkü kocasının ölümünü ondan biliyor, Hüseyin Bey'i herkesin içinde ölümle tehdit ediyor, iş yerinin prensip ve nizamlarına karşı koyuyor, işini ihmal ediyor ve işinden olacağını anladığı an bu kadın için yapılacak tek şey kalıyor. Geçimini sağlayacak parayı kasadan çalmak ve ne pahasına olursa olsun Hüseyin Bey'i öldürmek. Cinayet gecesi korkunç bir yangın çıkarıyor. Sonra da odasına girip zavallı adamı öldürüyor. Yangın etrafı sarınca kurtuluşu kaçmakta buluyor. Bir de Hüseyin Bey'i kurtarmaya çalışan Kenan Usta var. İşte bu iğrenç kadın günlerce Kenan Usta'nın peşinden koşmuş, odasına davet etmiş, onunla gayrimeşru bir hayat kurmaya çalışmıştı. Kenan Usta alevlere atılıp can verdiği anda iğrenç iftiralarına başlıyordu. Fakat hakikat kısa zamanda anlaşılacak ve katil cezasını bulacaktı. Bu canavarı layık olduğu zindana attılar. Ortada iki çocuk kalmıştı. Biri süt annesinin yanında, öbürü de yangından sonra sokakta bıraktığı çocuk. Kendisinin nasıl bir akıbetle karşılaştığını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek gerçek, evlat sevgisinden mahrum bu canavarın, kendi etinden, kendi kanından olan ufacık, müdafaasız yavruyu soğuk bir kış gecesi sokak ortasına attığı, muhakkak bir felaketle karşı karşıya bırakıp gittiğidir. Sayın yargıçlar, evet, bu canavarı huzurunuzda ikinci bir cinayetle, çocuğunu sokak ortasında bırakıp kaçmakla tekrar tekrar suçluyoruz. Sayın yargıcım. Arif abi, yapma yalvarırım. Oturun, bir daha müdahale ederseniz atarım dışarıya. Devam edebilirsiniz. Yıllar zindan köşelerinde geçip giderken, akli muvazenesini kaybetti diye bir yalan uydurup hastaneye giriyor. Kızının hayatta olduğunu, kabiliyetli bir mühendisle nişanlı olduğunu öğreniyor. Kimden ve nasıl orasını bilemiyorum. Çok affedersiniz, ben son defa ihtar ediyorum ona göre. Kadın kendine gösterilen itimadı kötüye kullanarak kaçıyor hastaneden. İzini kaybettirip burada kızının yanına sığınıyor. Ve bu arada şimdi size söyleyeceğim korkunç bir şantaja başlıyor. Kızının nişanlısıyla aynı zamanda Sayın Selim Bey'in kızı da ilgilenmektedir. Şu karşınızda gördüğünüz masum yüzlü ve saygıdeğer yaşlı görünüşlü kadın aslında bir canavardır. Ve bu canavar Yalçın'ın yani kızının eski nişanlısının Selim Bey'in kızıyla nişanlanacakları gece eve geliyor. Selim Bey'e kızına ve kendisine yüklü bir para verilmediği takdirde büyük bir rezalet çıkaracağını utanmadan söylüyor. Müvekkilim bu tertip karşısında isyan edince o silaha sarılıp sayısız günahlarına bir yenisini eklemekten çekinmiyor. Bir diyeceğin var mı? Sana soruyorum, bir diyeceğin var mı? Avukat bey oğlum yanılıyor. Müdafaa ettiği insanı ve burada suçladığı kadını tanımıyor. Maalesef. Kendisini tanıdığım için insanlığımdan iğreniyorum. Teşekkür ederim oğlum. Ama nereden bileceksin talihsiz yavrum? Konuşmayacak mısın? Hayır. Fatma! Hayır!
karar? Bir dakika sayın yargıçım. Vazifeniz ne olursa olsun bu şekilde müdahalenize müsaade edemem. Affınıza sığınırım. Sadece bu kadının müdafaası bakımından ortaya çıkan bir şahidin dinlenmesini rica ediyorum. Emrinizi bekliyorum efendim. Gelsin, alın içeri. Selim Güneş. Yani asıl adıyla Kenan Usta. Yalan! Yalan! Ne demek oluyor bu Kaya? Her şeyi biliyorlar. Nasıl olur? İtirafta bulunmanı kızın istedi. Son arzusuydu. Son arzusu mu? Evet, kızını hastaneye kaldırdık. Ama maalesef... Yavrum öldü mü? Al. Son arzusu bu mektubu sana vermem oldu. Sözlerine aynen yazdım. Sevgili babacığım... Bu satırlar sana hayatta yazdığım son mektup. Bütün hayatım, bütün çırpınmam, bütün çılgınlığım... Biricik kızımın mutluluğu için. Bu kadına da onun için iftira ettim. Yıllarca zindanlarda, akıl hastanelerinde çürümesine sebep oldum. Ama şimdiden sonra yaşasam da yaşamasam da hiçbir kıymeti yok. Evet, katilim. İtiraf et. Allah! Kocası Osman'ı ben öldürdüm. Allah! Hüseyin Bey'in de, adını çaldığım Selim Usta'nın da katili benim. Kasadan paraları çalan gene ben. Sayın yargıçlar, 3 cinayet böylece aydınlanmış oldu. Genç avukatın sokağa bırakılarak öldürüldüğünü söylediği çocuğa gelince, yüksek adaletin huzurunda o çocuğun annesinden af dilemesini istiyorum. Çünkü o çocuk sokağa değil bana bırakılmıştı. Cinayet gecesi bana bırakılıp bugüne kadar yetişip geldi. O çocuk sensin ve bu kadın senin annen. Sizin annenizdir. Annelerin en masumu, en fedakarı ve en talihsizi. Anne! Anneciğim! Annem! Affet beni anneciğim!